Tekrar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Pozitif olalım, pozitif kalalım. Son iki videoda Türkiye'de satılan elektrikli araçların teknik verilerine göre bir sıralamasını yapmıştım. İlk başta batarya büyüklüklerine göre bir sıralama yapmıştım. Sonrasında ise menzil sıralaması yapmıştık. Bu menzil sıralaması şu şekildeydi. Otoyol koşullarında %100 ile seyahate başlayıp %10'a kadar aracı sürüp %10'a geldiğinde 15 dakika şarj edip sonrasında tekrar %10'a kadar tekrar aracı sürdüğümüzdeki menzil idi. Bu EV Database'ten aldığımız verilerdi. EV Database'e ara ara bakmanızı öneririm. Bu menzil verileri arada değiştiriliyor. Yani birkaç kilometrelik de olsa bu verilerde oynama olabiliyor. Benim en son baktığım veriye göre EV Database menzil verilerinde bir miktar değişiklik olmuştu bazı araçlarda. Bu verileri güncelleyebiliyorlar. Çok güzel kuşlar ötüyor. Biz araçlarımızı seçerken hem katalogdaki verilerle hem de reklamlarla araç markaları bize bir takım menziller söylüyorlar. Diyorlar ki bu aracın şehir içi karma menzili şu kadar. Bu menzilleri neye göre belirliyorlar? Avrupa'da satılan araçlar için VLTP menzil verileri kullanılıyor. Peki bu VLTP menzilleri neden bizim gerçek hayat koşullarımızla uyuşmuyor? Başka menzil verileri var mı? Bu VLTP nedir? Buna kısaca değinip sonrasında da Norveç'te soğuk hava koşullarında yapılmış olan gerçek menzil testleri var. Ona ilişkin Türkiye'de de satışı yapılan araçlarla ilgili biraz göz atıp değerlendirme yapmaya çalışacağım. VLTP aslında kısaca yakıt ekonomisi ve emisyon testi standartlarını belirleyen bir prosedür. 3 sınıfta test döngüsü var. Bu test döngülerinin de standartları var. Genellikle laboratuvar koşullarında bu standartları uygulayarak firmalar VLTP test sonuçlarını açıklıyorlar. VLTP prosedürleri ve standartları Avrupa Birliği'nde, Hindistan, Güney Kore ve Japonya'da resmi standartlar olarak kabul ediliyor. Amerika'da geçerli olan EPA test standardı var. Bir de Çin'de geçerli olan CLTC test standardı var. Bu üç test standartlarını birbirleriyle karşılaştırdığımızda gerçek hayat koşullarına en uzak test standartlarının CLTC olduğunu görüyoruz. Çin'deki test standartları olduğunu görüyoruz. En gerçekçi verilerin ise Amerika'da kullanılan EPA test standartları olduğunu görüyoruz. VLTP ikisinin arasında yer alıyor. VLTP EPA'dan %22 daha yüksek veri sunarken CLTC ise EPA'dan %35 daha yüksek veri sunuyor. Ben VLTP'nin 3 ayrı sınıf test prosedürlerini de ekrana koyuyorum. Merak edenler bunlara da bakabilir. Aslında gerçek hayatta biz araçlarımızı sürerken farklı markaların VLTP standartlarına yakın olabildiğini veya uzak olduğunu görüyoruz. İşte bununla ilgili çeşitli ülkelerde bazı testler yapılıyor. Norveç'te de NAF her sene bu testi gerçekleştiriyor. Hem yazın hem kışın. Ama bütün araçları değil tabii. Kendi ülkelerinde satılan belli araçları teste sokuyorlar. Yakın zamanda hem Norveç'te hem de Almanya'da test sonuçları açıklandı. Raporları henüz açıklanmadı. Ayrıntılar yok. Ancak genel test standartlarını, testlerin nasıl ve hangi koşullarda gerçekleştirildiğini açıkladılar. Almanya'da yapılan test genelde bizde olmayan araçlar. Olanlar da çok yüksek ücrette satılanlar. Norveç'te satılanlardan 6 tane araç var bizde satılan. Ben onları değerlendirmeye çalıştım. Norveç'teki test geçen ay yapıldı. Test rakım olarak deniz seviyeden başlayarak 750 metre yükseklikteki rakıma ulaşana dek bir sürüşü içeriyor. Ve 445 kilometrelik mesafeyi içerirken hava koşulları da -6, -7 derecelerde çeşitli şehirlerden geçerek varış noktasına ulaşılıyor. Aralarda belirli mesafeler konularak araçların çıkışı sağlanıyor. Araç içi sıcaklığı da ölçümleniyor ve standart bir şekilde bütün araçlarda aynı sıcaklığa ulaştırılıyor. Ancak Norveç'teki yasalar nedeniyle bu testteki hız 110 km bölü saat. Şehir geçişlerinde de 50 km saat hıza düşüyor. Aynı zamanda bazı noktalarda da 90 km saat hızla devam ediyor. Yani
bu testteki araçların hızını şöyle yorumlayabiliriz. Şehir geçişlerinde 50 km saat, otoyollarda ise 90 ile 110 km saat hızlarda. Aynı zamanda aynı hava koşullarında %10'dan %80'e şarj hızı, şarj süreleri ve şarj eğrileri de çıkarılıyor. Şimdi bu testte yer alan ve Türkiye'de de satışı yapılan araçlara bir bakalım. Menzil açısından sıraladığımızda Kia EV3 504 km ile ilk sırada, Hyundai Ioniq 5 uzun menzilli olan 440 km ile ikinci sırada, Volkswagen ID.7 434 km ile üçüncü sırada, BYD Seal U 418 km ile dördüncü sırada, Peugeot E3008 364 km ile beşinci sırada, Mini Countryman E ise 358 km ile son sırada yer alıyor. Vaat ettiği VLTP menziline en yakın olan ve en az sapmayı gerçekleştiren ise Mini Countryman E %10.38'lik sapma ile gerçekleştiriyor. 14.58'lik VLTP sapması ile vaat ettiği menzile en yakın ikinci sırada ise Kia EV3 aracı yer alıyor. BYD Seal U ise 16.4'lük sapma ile üçüncü sırada yer alıyor. Hyundai Ioniq 5 uzun menzilli aracı %19.41'lik sapma ile dördüncü sırada. Volkswagen ID.7 %23.99'luk VLTP sapması ile beşinci sırada yer alırken, Peugeot E3008 ise %28.63'lük VLTP sapması ile vaat edilen VLTP menzillerine en uzak araç olarak son sırada yer alıyor. Örneğin 130 km hızlarla bir test yapılmış olsaydı ID.7 çok daha yukarılara çıkmış olacaktı. Rüzgar sürtünme katsayılarına baktığımızda ikinci sırada muhtemelen Kia EV3 ve Mini Countryman E olacaktı. Menzil açısından bakıldığında da yine aynı şekilde Volkswagen ID.7 ve Kia EV3 ile Hyundai Ioniq 5 ilk üçte yer alacaktı muhtemelen. Ki şöyle söyleyelim, Almanya'da yine soğuk havada ADAS tarafından yapılan 130 km saatlik yapılan testte ise burada yer alan araçlardan 3 tanesi yer alıyor. Volkswagen ID.7 %38'lik bir VLTP sapması ile 436 kilometrelik bir menzile ulaşıyor. Buradaki araçlar için de ilk sırada olarak değerlendirebiliriz. Kia EV3'e baktığımızda %40'lık bir VLTP sapması var 130 kilometre saatlik hızda ve menzili de 350 kilometre olarak gerçekleşiyor. Yine en kötü veriye Peugeot E3008 sahip. %49'luk bir VLTP sapması ile Peugeot E3008 263 kilometrelik bir menzile ulaşıyor. Şimdi Norveç'te aynı hava koşullarında şarj süresi, şarj eğrisi ve şarj hızıyla ilgili yapılan testlere bir göz atalım. %10'dan %80'e şarj süresi açısından sıralama yapıldığında Hyundai Ioniq 5'in uzun menzilli versiyonu 20 dakikada, Volkswagen ID.7 26 dakikada, Mini Countryman E 29 dakikada, Kia EV3 31 dakikada, BYD Seal U EV ise 42 dakikada ulaşıyor. Burada da aynı şekilde Peugeot E3008 %10'dan %80'e 47 dakikada ulaşarak sonuncu oluyor. Aldığı şarj gücü ortalamasına göre bir sıralama yaptığımızda ise Hyundai Ioniq 5 uzun menzilli 186,21 kilowatt saat ile ilk sırada yer alıyor. Volkswagen ID.7 146,37 kilowatt saat ile ikinci sırada yer alıyor. Kia EV3 ise 111,59 kilowatt saatlik şarj hızı ortalaması ile üçüncü sırada yer alıyor. BYD Seal U EV ise 93,7 kilowatt saatlik şarj hızı ortalaması ile dördüncü sırada yer alıyor. Mini Countryman E 86,33 kilowatt saatlik ortalama ile beşinci sırada yer alırken, Peugeot E3008 ise 71,24 kilowatt saatlik şarj hızı ortalaması ile yine sonuncu sırada yer alıyor. Şarj eğrisine baktığımızda ise aslında kullandığımız aracın hangi koşullarda daha optimum
bize menzil sunacağını bulabiliriz. O nedenle aracınızın muhakkak şarj eğrisine bakmanızı öneririm. Çünkü hangi yüzdeye kadar şarj ederseniz daha verimli bir sürüş yaparsınız, onu görmüş olursunuz. Şimdi bir de şarj eğrisine göre araçları değerlendirelim. Bu açıdan baktığımızda BYD CL-U %50'ye geldiğinde 142 kWh'lik şarj hızı birdenbire düşmeye başlıyor. Ve %50'de 142 kWh'lik bir şarj hızına sahipken %55'te şarj hızı 75 kWh'e düşüyor. Hyundai Ioniq 5'e baktığımızda ise %60'da 197 kWh'lik bir şarj hızına sahipken %65'te 162 kWh'lik bir şarj hızına düşüyor. Çok yüksek bir şarj hızı olduğu için bunu çok önemsememek gerekiyor. Kia EV3'e baktığımızda ise %70'e kadar şarj hızı ortalamasında bir şarj alıyor. Bu muazzam bir veri. %70'e geldiğinde 111 kWh'lik bir şarj hızı ortalaması ile şarj olmaya devam ediyor. Daha sonra %75'e geldiğinde şarj hızı azalıyor. Bu gerçekten çok iyi bir değer. Mini Countryman E'nin şarj eğrisine baktığımızda aslında stabil bir azalma var. %50'de şarj hızı ortalaması 89 kWh'ken %55'te 82 kWh'e düşüyor. Yani stabil bir azalma var. Bu araçlar içinde en dengesiz şarj eğrisi aslında Peugeot E3008'de. %30'lardan sonra birdenbire düşmeye başlıyor şarj hızı. Peugeot E3008'de de %50'ye geldiğinde şarj hızı ortalaması olan 70 kWh'lik bir şarj hızına düşüyor. Volkswagen ID.7 ise %45'e kadar dengeli bir şekilde yüksek şarj hızı almaya devam ederken %45'ten sonra şarj hızı düşmeye başlıyor. %45'te 169 kWh iken %50'de 126 kWh'e düşüyor. Kişisel yorumlarımı yapacak olursam birkaç kişi Kia EV3 testimin yorumlarında birkaç eleştiride bulunmuştu ama benim o testte söylediklerimin birebir doğruluğunu bu testlerde görebiliyoruz. Bence bu testlerden Kia EV3 söylediklerine optimum yakın olan ve en yüksek menzili sunan araçlardan birisi olarak başarıyla çıkmıştır. Şarj eğrisi, menzil, soğuk hava koşullarındaki başarı açısından değerlendirdiğimde Kia EV3'ü başarılı bir noktada görüyorum. Zaten o testte de söylemiştim, Kia EV3'ün ısı pompası geliştirilmiş ve Tesla'nın ısı pompasına benzer çalışma prensiplerine ulaşmaya çalışmış. Zaten ben Kia EV3'ü test ederken klimayı birinci kademeye getirdiğimde bile çok kısa sürede aracın içini ısıtabilmişti. Şarj eğrisinden de görebiliyoruz ki bu ısı pompası aynı zamanda kabin içindeki sıcaklığı bataryayı ısıtmak için de kullanabiliyor. Ben bu sonuçlardan bunu çıkarıyorum. Bu testin en büyük kaybedeni ise bence Peugeot E3008. Gerçekten tam bir hayal kırıklığı. Türkiye'de de kullanıcıların verilerine baktığımızda bir hayal kırıklığı yaratıyor soğuk hava koşullarında. Bu iki teste baktığımda Volkswagen ID.7'nin menzil açısından yüksek hızlarda kullanıcılarını üzmeyeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda şarj hızı avantajı nedeniyle Hyundai Ioniq 5 uzun menzilli aracının da uzun yol için avantajlı bir araç olduğunu görüyorum. Soğuk hava koşullarında şarj süresi olarak BYD CL-U'nun da daha önceki videolarımda söylediğim gibi LFP bataryanın bir dezavantajından kaynaklı bir dezavantaj yaşayabileceğini görüyorum. Ancak ılıman ve sıcak hava koşullarında bu tarz testlerden biraz daha başarılı çıkacaktır muhtemelen. Yine de bataryasının büyüklüğü nedeniyle 110 kilometrenin üstündeki hızlar olmamak kaydıyla uzun yol için şarj hızı hariç kullanıcıları çok üzmeyeceğini düşünüyorum. Mini Countryman E ise aslında vaat ettiklerine en yakın olan araçlardan bir tanesi. Küçük bataryasına rağmen kullanıcısına verdiği optimum menzil ve şarj hızı nedeniyle Mini Countryman E'nin de özellikle premium marka açısından iyi bir seçenek olabileceğini düşünüyorum. Aslında bu testlerin de EV Database'te sunulan verilere çok yakın olduğunu görebiliyoruz. O nedenle araç seçiminde muhakkak EV Database'in hem kış hem yaz hem de normal hava koşullarında vermiş oldukları menzil verilerine ve şarj sürelerine bakmanızı mutlaka öneririm. Bugünkü paylaşımımın da sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.
beni izlediğiniz için teşekkür ederim.